anda yürüyüşünün 22. günü tamamlandı. Gebze'nin girişindeyiz hemen. Eski Topçuk İşlesi'ndeyiz. Kortej henüz tamamen girmedi içeriye. Yürümeye devam ediliyor. Zorlu bir etaptı. İkinci etap. 6.6 kilometreydi ama rampa tırmandık. Çok yoğun destek gördük. Sıdır abi de geldi. Şimdi kamp alanına gireceğiz ve size kamp alanını göstereceğiz. Sonra da yayını tamamlayacağız. Bugün şarj sorunumuz oldu biraz. Şarj problemimiz oldu. Evet, güvercin bir arkadaşımız güvercin uçuruyor. Biz de kamp alanına doğru gitmeye çalışıyoruz. Yine kontrol yapıyoruz. Ali abi. Alaylar çekiliyor. Sanki bu kadar yürüyen bunlar değil. Enerjileri hiçbir zaman bitmiyor arkadaşlar. Evet, kamp alanına giren herkes kontrol ederek çantaları alarak alınıyor. Sonunda kamp alanındayız. Evet, bir jim jip kurulmuş. Belli ki akşam buradan bir canlı yayın var. Bir televizyon programı var. Evet. Geniş bir kamp alanı, oldukça geniş bir kamp alanı. Bu tarafta çadırlar, yatak çadırları. Bolca televizyoncu var, görüntü almaya çalışıyor, haber almaya çalışıyor. Yandaş medya görmemeye, kriminalize etmeye çalışsa da hiçbir sorunun yaşanmadığı, çok özel, dünya tarihinin en büyük ses hareketlerinden biri gerçekleşiyor ve bitmek üzere. Gördüğünüz gibi buralarda çadırlar kurulu. Yolun karşı tarafında da. Aleyhisselam amca burada. Gölgelikler. Artık herkes dinlenmeye çalışılıyor. Bir süre dinlendikten sonra burada adalet yürüyüşçüleri yemeklerini yiyecekler. Arkaya doğru masaların açıldığını gördünüz. Çadırın içi gölgelik. Müzikler çalınıyor. Bir taraftan Kazım Koyuncu'nun sesini duyuyoruz. Yolun karşı tarafında da gölgelikler kurulmuş durumda. Biraz nefes alındıktan sonra şu gördüğünüz alanların tamamında halay çekmeye başlayacak arkadaşlarımız. Evet, bulabilirsem günün sonunu değerlendirmek için kısa bir iki konuşma yapıp sonra da bugünü tamamlayacağız. Gördüğünüz gibi adalet yürüyüşçüleri kamp alanına girmeye devam ediyorlar. Çok yoğun bir katılım vardı. Bazı noktalarda tam ortada kalıp kamp alanını, yürüyüş kolunu hem ön tarafını hem de arka tarafını görme şansım oldu. Çok görkemliydi yine. İkinci etapın başında genel başkanla bir süre yürüdük. Genel başkan yanında
Sevinç İnönü'yle, Ahmet Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü'yle yürüdü. Elinden tutarak yürüdü. Diğer elinden de Veli Ağbaba, Sevinç Hanım'ın elinden tutarak yürüdüler. Destek sembolik olarak çok özel bir destek. Ali Bey, 22. günü kapatalım. Bir değerlendirme yapmak isterseniz. Artık bitti. Bugün dünden daha kalabalık bir şekilde İstanbul'a geldik. 30 kilometre kadar kaldı. Bundan sonrasında artık herkesi yarınki cumartesi günü yürüyüşe ve ardından da Maltepe Meydanı'na bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet, Gebze'deyiz ve Gebze Kirazpınarlılar. Şantiye alanına dönen mahallede yaşamak istemiyoruz diyorlar. Kirazpınar'da ranta izin vermeyeceğiz diyorlar. Mahkeme kararı uygulansın istiyorlar. Kirazpınarlıların adalet arayışı da devam ediyor. Emlak konutun rantına, talanına karşı adalet istiyoruz diyorlar. Çek abi, çek. Çektim. Adalet bu topraklarda herkesin ihtiyacı, hepimizin ihtiyacı. Bir pankart gördüm, o pankartla kapatacağım. Tam olduğunu, ne olduğunu okuyamadım ama. Kadıoğlu davacı Hümzür Dahi Şahit. Ol mahkemenin hükmüne derler mi adalet demiş Siyah Paşa. Kadıoğlu davacı Hümzür Dahi Şahit. Ol mahkemenin hükmüne derler mi adalet demiş Siyah Paşa. Tam olarak ne demek? Türkçe'ye çevirdiğiniz zaman ne demek? Bugünün Türkçesine çevirdiğinizde? Kadı, hakim davacı, mübaşir, çağırıcı olan da şahit. Bu mahkemenin şeyine adalet denir mi? Evet, aslında. Sağ ol. Arkadaşlar, 22. günün sonu. Kamp alanındayız. Özel bir görüntü olmadıkça, özel bir an yaşanmadıkça bir daha bağlanmayacağız. Şarj problemimiz var. Bugün dolduramıyoruz şarjımızı şu anda. Şarj edemiyoruz cihazı. Hepinize bugünlük iyi akşamlar diyoruz. Tekrar özetliyorum. 13.6 kilometre yürüdük. Tavşancı sahilinden başladık sabah 9'da. Önce birinci etapta 7 kilometre yürüdük. Dilovası'nda öğlen molası verdik. Saat 3'te tekrar başlayan ikinci etapta da Gebze'nin girişinde eski Topçu Kışlası'ndayız. Yürüyüş bugün için noktalandı. Yarın sabahleyin muhtemelen 9'da başlayacağız. Yarın akşam Tuzla'ya ulaşacağız. Cumartesi günü Tuzla'dan başlayan yürüyüşümüz Dragos'a kadar ulaşacak. Yani yarın artık tamamen İstanbul sınırlarındayız. Pazar gününe ise çok sembolik 3 kilometrelik falan bir, yaklaşık 3 kilometrelik bir yürüyüş bırakıp Maltepe'deki miting alanına geleceğiz. Herkes elindeki pankartlarla, adalet arayışının çağrılarıyla alana giriş yapıyorlar. Bir tarafta Nuriye ve Simi için adalet isteyenler, Soma Ermenek kurumlar için adalet isteyene kadar, adalet haklarının haklarıyla elleriyle gelecek diyene kadar ve adalet arayışları alana giriyor. İyi akşamlar.